Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 6 Şubat 2024 günlerden Salı arkadaşlar. Müşterimizin bize ulaşması sonucu yeni bir daire almış arkadaşlar. Havlu panı vardı kombimizin hemen altında şurada arkadaşlar. Masaya engel oluyor diye taşınmadan önce kombiyi dolap için alacak. Havlu panımızı sol tarafa alalım dedi. Biz de geldik güzel bir şekilde şöyle kombimizin altı kolektörden falan almış. Onu sökerek şöyle elimizden geldikçe temiz şekilde taktık. Bir de bu kombiyi kim daha önce taktıysa arkadaşlar, bu kombimiz premix çelik eşleniyor. Tam yoğuşmalı kombi Erfel Digifel premix arkadaşlar. Kombimizin bacası 10 santim, şöyle 10 santime yakın aşağı doğru gidiyor. Görüyorsunuz şöyle aşağı doğru gidiyor. Bu kombilerde, tam yoğuşmalı kombilerde arkadaşlar, bacalar yukarı doğru %1, %2, %5'e kadar yukarı doğru gitmek zorunda. Kombinin içine su gelmiş. Bakın şuradan paslanmış. Bunun sebebi bacadaki yoğuşma suyu kombinin içine gelmiyor. İçindekiler kaçırıyor. Onun için kombinin bacaları yukarı doğru olmak zorunda, hem de içindeki eklem yerlerinden kaçırmaması lazım. Karbon monoksit gazı arkadaşlar, yani yoğuşma borusu dediğimiz içindeki bacanın iç bacasından, contralından soluk kaçırmaması lazım. Gerekirse silikonluk yapılması lazım. Bu kombi de ya arkadaşlar camı yeniden delinecek, şöyle cam yeniden delinecek, yukarıdan bir 10-12-15 santim yukarıdan eğim verilerek tekrar kombiden yukarı doğru kalkacak, ya da kombi 10 santim 15 santim aşağı doğru inecek. Adamlar bacayı kırmamak için şey yapmışlar herhalde, böyle direkt asıp gitmişler. Ya da bacanın açtığından kırılıp tekrardan kombi aşağı alınıp bacası şöyle arkadaşlar yukarı doğru meyilli gitmek zorunda. Allah korusun bacadan gelen su kombiyi de yakabilir. Belki de bu havlu pan vesile oldu. Müşterimize söyledik, ya kombi aşağı doğru inecek, inmesi gerekiyor, ya da bacası yukarı doğru kalkması gerekiyor. Bu su kaçaklarında giderilmesi lazım dedik. Daire birkaç boş, daire birkaç aydır boş. O yüzden kombinin içinde açtık, bayağı bir su falan gelmiş. Bunun yapılması gerek arkadaşlar. Ufak bir cüzi miktarda hani ödeme verebilirsiniz, böyle sıkıntınız varsa onu vermemek için yaptırmazsınız, kendiniz yapmaya çalışırsınız. Ama kombinin bir kartı yandığında, fanı yandığında, gaz valfi yandığında gerçekten malzeme, parçalar aşırı pahalı. Hangi kombinin olursa olsun, o yüzden bu işlerin en kısa zamanda baca su kaçırma problemi gerçekten çok önemli arkadaşlar. Dikkat edilmesi gerekiyor, hemen de yapılması lazım. Müşterimize söyledik, yoksa bu su içindeki dediğim gibi gaz valfini yakabilir, kartını yakabilir. Yani elektronik aksam olduğu için her yerine zarar verebilir. Kombi parçalarda çok aşırı pahalı, hemen hemen kombinin yarı fiyatına parça parası istiyorlar. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Buradan sonra montajımıza geçiyoruz. İkinci montajımıza Baymak Lambert takacağız arkadaşlar. Keçiören'e, Aktepe'ye, Aktepe'de görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.